Herkese merhaba, ben Merlin. Bugün Merlin Mutfak'ta da çok ama çok benim çok heyecanlandığım, en azından eminim ki enginar severler de çok heyecanlanacak enginar dolması tarifi var. Enginar dolması yapmak için bütün malzemeler yıkandı, hazır. Şimdi tarifi anlatmaya başlıyorum. Önce burada soğanlarım var. Kuru, yeşil, sarımsak var, taze sarımsak. Yeşil derken taze soğan. Ay evet, taze soğan. Yeşil taze soğan. En iyisi ben soğanı kesmeye başlayayım. Enginar dolması biraz zahmetli gibi görünen bir yemektir ama lezzeti tadından yenmez olduğu için kesinlikle değer. Şimdi içerisine bolca yeşillik koyacağım. Ve bir zeytinyağlı harcı hazırlayacağım. Ondan sonra da içlerini dolduracağım. Bu arada enginarları nasıl ayıklayacağız? Çok zor değil mi? Onunla kim uğraşacak? Gibi şeyler aklınıza geldiyse lütfen benim kanalımdaki enginar nasıl ayıklanır? Dolmalık enginar nasıl ayıklanır? Tarifine bakın, nasıl videolarımda bulabilirsiniz. Soğanı ve bütün yeşillikleri ince ince doğrayıp büyük bir tane kaseye koyacağım. Küçük gibi gibi oldum. Her tarifte ağlıyorum. Her dizide, her filmde ağladığı gibi. Bu arada bu taze sarımsak, bu taze soğan. İkisini temizlemeden önce farkı daha çok göreceksiniz. Taze sarımsağın buraları zaten pembe pembe oluyor. Aslında çok bariz. Hem sarımsak koyuyorum hem soğan koyuyorum. Taze sarımsak bu mevsimde çıkıyor zaten. Her mevsim olmaz. Nadir bulabileceğiniz bir yeşilliğimiz diyeyim. Yeşil otumuz. Özellikle enginarla beraber çıkıyor aynı mevsimde. O yüzden böyle hani enginar dolması yapmak için kaçırmayın, muhakkak alın. Maydanozları da doğruyorum güzelce. Yuvarlak bir rulo haline getiriyoruz onları. Ondan sonra elimizle sıkı sıkı tutup doğrayabiliriz. Maydanozları ince ince doğruyorum şöyle. Bıçakla güzelce incelttim. Sonra burnumu çeke çeke dereotlarını da ince ince koyuyorum. Bolca dereotu koyuyorum. Çok da güzel olur. Pek de güzel olur. Tabii şimdi yani her yörenin farklı enginar yapışı olabilir. Şimdi Egeliler özellikle izlerlerse, böyle yanlış bir şey yaparsam bana kızmasınlar. Egeliler demişken bu tarifi nereden aldığımı anlatayım size. Bu tarif kimin tarifi? Bu tarif çok sevdiğimiz birinin tarifi. Kanal olarak çok sevdiğimiz biri kendisi. Sokak röportajlarının ve Turkey Video Network'ün en nadide ve sevilen üyelerinden sevgili Kemal'in annesinin tarifi. Kendisinden geçen sene rica etmiştim, sağ olsun beni kırmadı ve tarifi gönderdi. Dereotlarımızı da böyle güzelce çim gibi yapıyoruz. Çünkü saçım gibi oldu, dayanamadım. Dereotları da ince ince kıydıktan sonra yine atıyorum. Yeşillikler bitmiş. Şimdi gelelim pirince. Her bir enginar için bir çay bardağı pirinç ayırmıştım. Ayıklamıştım. Ayıklamıştım. Pirincin taşını ayıklamıştım. Sonra da pirinçleri yıkadım. Pirinçleri yıkadım. Bugün niyeyse çok eğleniyoruz biz. Ben kendi kendime eğleniyorum. Tarif anlatırken. Pirinçleri yıkadım. Şimdi yeşilliklerin üzerine döküyorum. Bu hatta biraz çok bile gelebilir. Ama sadece dolmanın içerisini değil, yaprakların arasını da dolduruyorum. Demin onu anlatıyordum size. Evet, tarifi Ferhan teyzeden aldım. Buradan ona da çok teşekkürlerimizi iletelim. Çok öpelim onu buradan. Zaten en sonunda teşekkür edeceğim ayrıca. Kendisinin tarifini özellikle bütün, sadece içini değil, bütün yaprakların arasına dolduralım diye hatırlıyorum. Pirinci döktükten sonra biraz tuz, biraz tarçın,
zeytinyağlıları çok yakışır biliyorsunuz. Ve tabii ki şeker muhakkak. Şöyle çok az bir şey de şeker dökeceğim. Ve yarım çay bardağı kadar da zeytinyağı döküyorum. Şöyle bir göz kararı yapayım da önce. Karıştırıyorum. Ayıkladığım enginarlar burada limon suyuyla, içi bol limon suyuyla duruyorlardı. Şimdi içlerinden limonu da çıkartıyorum. Bir yarım limon, bol da limon suyu vardı. Şöyle kenara dökeyim. Ve hemen doldurup tencereye alacağım. Çok fazla bastırmıyorum çünkü pirinçler şişek içerisinde. Şimdilik sadece içlerine koyacağım. Sonra harcım kalırsa yapraklarının arasına da dökeceğim. Şunun güzelliğine bakın ya. Sanat eseri, sanat. Şimdi harcım kaldı. Yapraklarının aralarını da dolduracağım. Bunu herkes yapmıyor ama ben tarifte denedim ve bu şekilde de gayet güzel oluyor. Yaprakların arasında da doldurulmuş halde pilavı. Enginarları doldurdum. Hazır. Şimdi bir su bardağı kadar suyun içerisine yarım limon sıkacağım. Yine biraz tuz, biraz şeker ve biraz da zeytinyağı dökeceğim. Karıştırıyorum. Ve de enginarların şöyle kenarına ortadan dökeceğim. Evet, şimdi enginarların kapağını kapatacağım ve ocakta pişmeye bırakacağım bu enginarları. Yaklaşık 40 dakika kadar kısık ateşte yavaş 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 pişecek. Bakalım nasıl olacak. İşte canım enginar hazır. Çok heyecanlıyım yemek için. O yüzden hemen tadım aşamasına geçiyorum ve tadıma bir süredir aramızda olan ama tadımda olmayan Çağan'ı çağırıyorum. Çağan'cığım hiç enginarda olması yedin mi? Yedim ve yaptım da. Kendin? Evet. Diyorsun. Aldım pazardan, soydum bir güzel yıkadım. Tabii benim seninki soydum. Kadar güzel olmadı ama ben öyle kesmedim sivri taraflarını falan. Yani. Çünkü o zaman Merli Mutfak'ta kanalı yoktu ve Çağan'cığım senin bunu izleyip öğrenebileceğin. Aslında baktım. Bak senin kanalın olsaydı, senin videon olsaydı kesin ona denk gelirdim belki de. Uzman TV'den bir video gördüm. Enginar dolması nasıl yapılır? Onu izledim. Kabaca gördüm falan böyle. Orada uyguladım ama. Helal olsun sana ya. Enginar dolması yapan bir adam var burada. Helal olsun sana yani Çağan'cığım. Evet. Hadi bakalım o zaman karşılaştır seninkiyle benimki nasıl olmuş. Hem de enginar nasıl yenilir? Göster bakalım. Enginar dolması. Tabii önce çatalı aldım elime ama. Böyle enginar dolması nasıl yenir? Şimdi özel bir şey yenme herkese göre değişiyor. Tamamen tabii subjektif bir şey. Şimdi alıp böyle de yiyebilirsin. Çok açsan. Açlığına bağlı. Böyle alıyorsun bunu. Evet. Tamam. Bu enginarın yaprakları bu şekilde alınır. Daha sonra kemirir gibi. Kemir gibi gibisi fazla kemirirsiniz zaten. Böyle yenir bu. Buna böyle yenir. Artanları da buraya atılır. Bir şey göstereyim mi sana? Hı hı. Bunu böyle kaşık gibi kullanabilirsin. Bak bu bir kaşık. İçinde de pilav var. Enginarın kalbi de burada. Ve nasıl olmuş Can? Konuya gelelim, sadede gelelim. Tarif nasıl olmuş? Valla benim evde yaptığım kadar güzel olmuş. Bana biraz tuzu az geldi. Şeker biraz de kattın sen burada değil mi? Kattım, evet. Şekerin çünkü tadını direkt aldım. Tarçını da aldım. Limon da sıkalım mı? Ayrı bir güzel bir şey katmış. Biraz limon. Olur. Bir de böyle deneyelim. Ben hepsini sıkacağım. Çok az da zeytinyağı koyuyorum. Servis sırasında çok az şöyle üzerine gezdirseniz yeterli. Bu hem lezzetini ortaya çıkartıyor hem böyle bir üst katman zeytinyağı tadı daha veriyor. Lütfen kanalıma abone olun. Videolarımı beğendiyseniz like edin, beğen tuşuna basın, yorum yazın. Beğenmediyseniz yine yorum yazın. Beni kendimi geliştirmem için destek olun. Efendime söyleyeyim, yönlendirmelerde bulunun değil tavsiye mi? Tavsiye ediyorum, aynen, aynen. Yeni tarifler önerin. O zaman ne diyoruz Can? O zaman afiyet olsun diyoruz. Kapatamadım ben yine. O zaman afiyet olsun.